çalışmalarını yapmak üzere arz ederim. Bakanlığımız bünyesinde 2011 yılında kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Inspire Direktifi vizyonu ile uyumlu olarak ulusal coğrafi veri altyapısı çalışmalarını yürütmektedir. Bu uyum kapsamında Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması ve yönetilmesi hakkında yönetmelik 2015'te yürürlüğe girmiştir. Coğrafi veri üretimi ve paylaşımı ile ilgili süreçleri iyileştirmeye yönelik etkin altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Değerli misafirler, günümüz dünyasında üretilen veri ve bilginin hacmi gitgide artmaktadır. İnsanoğlunun 2003'ten önce ürettiği tüm bilgiyi günümüzde sadece 2 günde üretiyoruz. Dünya genelinde 2020 yılında ulaşacağımız veri miktarı 2009 yılında ulaştığımız miktarın 44 katı olacaktır. 2010'daki web sayfası sayısı 255 milyon iken 2011'de bu sayı 555 milyona çıkmış durumdadır. New York Times'ın bir haftada içerdiği bilgi 18. yüzyılda yaşayan bir insanın bütün ömrü boyunca karşılaştığından daha fazladır. Bütün bu göstergeler bize adeta bir bilgi patlaması yaşadığımızı gösteriyor. Bilgisayarlar, telefonlar, dijital kameralar, sensörler ve günümüzün diğer tüm bilgi ve iletişim araçları ile her geçen gün devasa bir hızla veri üretiyoruz. Bu verileri bilgi teknolojilerini kullanarak depoluyor, işliyor, yönetiyor ve akıllı yönetim için ihtiyaç duyduğumuz dokümanı elde ediyoruz. Elde ettiğimiz bu bilgiler yönetimin temel kaynağını oluşturuyor. Herhangi bir konuda gerekli tedbirlerin hızla alınabilmesi, geleceğe yönelik projeksiyonların yapılabilmesi ve akıllı bir yönetim sergilenebilmesi için farklı türdeki verilerin analiz edilmesi ve bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bilgiye dönüştürüldüğünde çok büyük katma değere sahip olacak olan bu temel veri kaynaklarından biri de coğrafi verilerdir. Türkiye olarak 2011 öncesinde ülkemizdeki coğrafi veri altyapısına ilişkin birçok sorunla ilgili incelemeler yaptık ve tespitlerde bulunduk. Bu incelemeler sonucunda coğrafi veri üretiminde yetersizlik, standartların eksikliği, mükerrer veri üretimi, yetişmiş personel eksikliği gibi birçok yapısal sorunlar olduğunu gördük. Bu problemleri aşmak üzere coğrafi veri altyapısı ile ilgili ülke ölçeğinde koordinasyon sağlama kararı aldık. 2011 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzü kurduk. Genel Müdürlüğümüz, ulusal coğrafi veri altyapımızın oluşturulması ile ilgili çalışmaları Inspire Direktifine göre yapmaktadır. Gerekli yasal altyapı oluşturmak üzere 2015 yılında Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması ve yönetilmesi hakkında yönetmeliği yayınladığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Coğrafi verilerin Inspire Direktifi veri temalarına uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etmektedir. Değerli misafirler, bakanlığımızın sloganı yaşanabilir çevre ve marka şehirlerdir. 2050 yılında şehirlerde yaşayan nüfusun şimdikinin 2 katı olacağını tahmin etmekteyiz. Kentsel büyümenin getireceği karmaşıklığı yönetmek ve yaşam kalitesini arttırmak için yeni çözümler bulmak zorundayız. Bu doğrultuda şehirlerimizin akıllı teknolojilerle yönetilmesini teşvik etmeliyiz. Ülkemizdeki kentsel gelişimi ve dönüşümü bilgi ve iletişim teknoloji destekli yenilikçi çözümler ile sağlamak üzere akıllı kentler stratejimizi hazırlıyoruz. Bu strateji kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzün uygulama önceliği yerel yönetimlere destek olacak projeler üretmektir. Yerel yönetimlerimizin ihtiyaç duyduğu ortofoto verilerini 2014 yılından itibaren üretmeye başladık. 4 yılda üretilebilecek veriyi 1 yılda ürettik ve yerel yönetimlerimizin plan üretim maliyetlerini 3'te 1 oranında azaltmayı başardık. Tüm bu çalışmalarımızın yanında kentlerimizin mevcut durumunu analiz etmek ve geleceğini planlamak için 2014 yılında
Bulutkent Bilgi Sistemi projesini başlattık. Bulutkent Bilgi Sistemi projesi ile orta ve küçük ölçekli belediyelerimize coğrafi veri altyapılarını kurmaları için destek veriyoruz. Amacımız en küçük belediyemizde dahil olmak üzere bilgi teknolojileri kullanılmasını sağlamak ve veri paylaşımını arttırmaktır. Yine yerel yöneticilerimiz de standart coğrafi veri üretimi ve paylaşımını sağlamak üzere açık kaynak kodlu kent bilgi sistemi yazılımını geliştirdik. Sistem testini Elazığ, Kırşehir, Ardahan ve Talas'ta başarılı bir şekilde tamamladık. 2016 yılında farklı ölçeklerdeki belediyelerimizi de pilot çalışmalarımıza dahil ederek projeyi yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Şu ana kadar hazırladığımız yönetmelikten Bulutkent Bilgi Sistemi'ne kadar bütün çalışmalarımızın temel referansı Inspire Direktifi'dir. Inspire Direktifi'nin uygulanması projesi, ülkemizdeki standart veri üretiminin ve paylaşımının daha iyi hale gelmesine, yerel yönetimlerin hizmet süreçlerinin iyileşmesine, coğrafi bilgi sistemi yatırım maliyetlerinin azalmasına, coğrafi veri altyapısı ile sağlanacak diğer dolaylı yararların oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle projenin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla başarılı bir şekilde gerçekleştireceğine inanıyor. Bu projeye emeği geçen bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.